kısmını anlattık. Tabii meclis dağılımında YRP ve AK Parti aslında birlikte görünüyorlardı. Mecliste bu şekilde girdiler. El ele ve kol kolalardı. Ha, daha sonra ne oldu diyecek olursanız yerel seçimde, yani yaklaşan bu yerel seçimde bir anda biz dediler birbirimizle anlaşamadık. Biz dediler köprüleri attık. Öyle bir köprüleri attılar ki etekteki taşlar dökülmeye başladı. Yeniden Refah Partisi ile ise görüşmeler yaptık ve görüşmeler sonucunda bir mutabakata varamadık. O nedenle de Cumhur İttifakı'nın dışında. Günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Seçim öncesi yolları ayrılan iki parti, AKP ve Yeniden Refah, kurmaylar, söylemlerle karşı karşıya geldikçe anlaşamadıkları pazarlık masasındaki detaylar da çıkmaya başladı açığa. Hiç kimsenin, AK Parti'nin şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. 31 Mart'ta Türkiye genelinde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi'dir. Bizim zaten %50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyük şehirler oldu. Yani örnek efendim Kocaeli biz %55 oy almışız. Örneğin Sakarya, İnegöl. Yerel seçim işbirliği görüşmelerini yürüten AKP'li Efkan Ala, Erbakan'ın partisinin 100 ilçe istediğini söyledi. Ne kadar ilçe istediler? Şehir 100'e yakın ilçeydi. Yani %50'nin 60'ın üzerinde aldığımız bir ili, bir ilçeyi vermemizin ne anlamı olabilir? Bu büyüme, bu bereket 31 Mart'ta sandıkları patlatacak. Yerel seçim için anlaşamayan iki parti söylemlerde de karşı karşıya. Çoğu yerde de tabii bizim önceki dönemde bizde görev yapmış olan arkadaşlarımızı aday gösteriyorlar. Vatandaşa değil yandaşa çalışan, torpilci, çifte standartçı böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkıp usanmış. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yarıştığı yerlerde Yeniden Refah Partisi adayları da belediye başkanlığı seçimine giriyor. Kim buradan kazançlı çıkar? Cumhuriyet Halk Partisi kazançlı çıkar. Şimdi size bir soru. Yani bundan bir ay önce filmi şöyle geri sararsak eğer. Çünkü İktidar Partisi Murat Kurum'a zannedersem çok güvendi ki. Bir de Dem'le ve diğer tarafta da ittifak kalmamış hiçbir şey muhalefet tarafında. Onlar da bölük pörçük diye düşünüp Murat Kurum'a da güvenip ve garanti görüp YRP ile köprüleri attılar. Ama şimdi bu soruyu sorsak 100 ilçeye karşılık İstanbul'u verseler nasıl olurdu? Veya İstanbul'a karşılık alacakları destekle 100 ilçeyi YRP'ye verseler garanti olur muydu olmaz mıydı? Tabii filmi geriye saramazsınız veya şu anda böyle bir teklif yapılsa bence AKP kabul eder. Ederdi artık geçti yani yapacak başka bir şey yok da. Yani 100 ilçeyi al arkadaş İstanbul'da bize destek ver der ama işte geleceği göremiyorsunuz. 2027 de bu kadar uzak düşünün işte yani daha şimdiden 2027'nin hesapları içerisinde olanlar varsa o köprünün altından o kadar çok sular akar ki. Siz bile ben bile göremem onu. Demiş ki aşkın bir Ramazan pidesi, 200 gram zeytin, 250 gram da beyaz peynir var Fatih Beyciğim. Çantada ne var diye bugün demiştik ya. Evet aynen doğru. Birazdan emeklilerle de ilgili bir haber var. Hele bir emekli İmamoğlu'na varyansında bulunuyor. İmamoğlu vasıtasıyla Erdoğan'a mesaj gönderiyor. Bakalım emekliler bu seçimde ne yapacak? Geldik günün en önemli.